Evet Egenet TV izleyicileri, şimdi de Burhaniye taksi durağındayız. Taksici esnaf arkadaşlarımızın akaryakıt zamları ile ilgili neler düşündüklerini soracağız. Bakalım ne cevaplar alacağız. Hemen uzatıyorum mikrofonu. Kimden başlayayım ben? Sayın Başkanım. Hemen başkanım başlıyorum. Baba, son zamanlarda gelen mazota gelen, benzine gelen zamlarla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Anlaşılıyor ki büyük sıkıntılar çekiyorsunuz. Evet. Şimdi efendim hayat pahalılığı malum. Biz son zamlardan sonra gelen zamları müşteriye anlatmakta zorluk çekiyoruz. Yani taksimetre yazsa bile yazan meblağı istemekte zorlanıyoruz. Kaldı ki gidip depoyu doldurmak zamanı geldiğinde mecbur veriyoruz o paraları. Zor durumdayız. Yani inşallah bu kur artışı falan durur. İnşallah mazot düşer. Zor yani. Biraz zor. İyi değil işler. İyi değil. Yani düşmesini hayal bile edemiyorsun yani. Tabii. Ama yine de umudumuzu kaybetmeyelim. Hemen sizden alalım abi. Ne düşünüyorsun? Aynı şekilde. Akaryakıta gelen zamlarla ilgili. Aynı şekilde. Bizler çok mağduruz. Yolcumuz da çok mağdur. Yani herkes mağdur. Ne olacak bilmiyoruz böyle. Eyvallah. Yani şoförler odası olarak ne gibi taleplerde bulunuyorlar iktidardan, ülkeyi idare eden yöneticilerden? Vallahi gereken, bilmiyorum ki, gereken şeyler veriliyor değil mi İbrahim Bey? Eyvallah. Başkanımız bu. Başkanım. Buyurun. Neler söylemek istersiniz? Vallahi şoförler odası olarak bizim yaptığımız tek şey bu zamlardan sonra sadece zam istemek, taksimetreyi ayarlamak. Bizim istediğimiz akaryakıtın ucuz olması, biz de taksi olarak taksi ücreti olarak ucuza taşımak. Eyvallah. Ama bu şartlarda ne para kazanabiliyoruz, ne müşteri rahat edebiliyor. Herkes mağdur. Biraz daha ucuz olursa akaryakıt, arz talep de artacak. Aynen. Evet, yolcu sayısı da artacak. Şimdi çünkü bu fiyatlar bayağı bir mazot fiyatından dolayı yüksek. Mazot fiyatı arttıkça bizim fiyatlarımız da artacak. Bu sefer biz güncelleme yapamıyoruz. Şoförler Derneği, UKM'ye, Balıkesir Büyükşehir'e dilekçe veriyor. Zam talebinde bulunuyor. O zam talebi kabul görürse biz zam talebinde bulunuyoruz. Ama zam talebi kabul görmezse aynı bu şekilde devam ediyoruz. Tayyip iyi adam. Diyorsun. Evet. Ama öpüyor seni durmadan. Ben Tayyip'i çok seviyorum. O da seni seviyor mu? Evet. Eyvallah. Çavuş ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar geldi sana. Zamlarla memnunuz abi hayatımızda. Ne olur? Daha şey. Mesela. Memnun değilsin ya. Memnunum abi. Acıtıyor. Acıtmıyor mu seni? Acıtmıyor abi. Allah bir o kadar. Yok, iyi bir şey. Allah devletimize, samimi olarak söylüyorum, Allah devletimize, milletimize zaval zival vermesin. Hayatımızdan memnunuz. Baba şu anda devlet... Şükür halimize, bugünlerimizi Allah'ımıza aratmasın. Allah'ımız bugünler, duacıyız abi. Allah devleti, öperiz abi, öldürsün ölürüz. Diyorsun. Evet, burada Yunanistan 15 dakikada geçer, bombalarız abi, rahat ol. Yaparız ya. Yaparız abi, biz Türk milletiyiz. Eyvallah abi. Baba, şimdi şöyle söyleyeyim, biz minibüsçü taksici olarak bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir ekonomik kriz var. İnşallah düzelecek ama şu anda bu gidişle biz yani aracımıza müşterinin binmesini 4 gözle bekliyoruz, binmemesini 10 gözle bekliyoruz. Yani onlardan para talep etmeye utanıyoruz. Yani her şey pahalandı. İnşallah ümit ediyorum ki bir an önce bir ülkemizde, bütün dünyada her şey, ekonomik krizler biter, her şey normale geçer diye bakıyorum. Peki abi, şimdi bu zamlarla ilgili müşteri olarak binen vatandaşlara siz sıkıntılarınızı da anlatabiliyor musunuz? Onlarla paylaşıyor musunuz? Şimdi şöyle, bizim zaten onlara sıkıntılarımızı beyan etmemize gerek yok. Bütün vatandaşlarımız her şeyi biliyor yani. Şu anda taksiye binecek olan da, minibüse binecek olan da ayrı zaten. Neden? Taksiye bindiği zaman akaryakıtın çok pahalı olduğunu biliyor vatandaş. Ona kaç para verebileceğini veya bizim kaç para, ondan taksimetrenin kaç para yazacağını tahmin edip taksi müşterisi o şekilde. Ama işlerimiz zayıfladı. Yok yani günde 10 kişiyi taşıyorsak şimdi düştü 3 kişiye. Yani görüyorsunuz ki bütün arkadaşlarımız bugün Burhaniye'nin pazarı, şu anda burada durakta araba olmaması lazım ama bakın efendim hepsi burada. Artı üstüne turizm sezonu da açıldı. Evet. Aynen turizm sezonu da açıldı. Yani şu anda bizim hepimizin işte olması lazım. Şu anda hepimiz duraktayız. Kaç tane taksi var hocam durakta? Başkanım 11-12 tane mi? 11 tane. 11 tane faal taksimiz var. Şu anda bakın kaç tane burada? 2, 4, 6, 8 tanesi burada. 2 tanesi başka nöbette. 10 tane, bir tanesi de işte. Kötü yani. Ya kötü de, yani kötü derken kötü tabii, ekonomik açıdan her açıdan kötü. Mazot zammı her şeye yansıyor. Gıda fiyatlarına, parça fiyatlarına her şekilde yansıyor. Bizim isteğimiz düşük olması. Düşük olunca da biz de vatandaşı daha iyi bir hizmet yapabilmek. Vatandaşla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Bu konuda. Aynen. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Taksi esnaf olarak sizin de sıkıntılarınız var mutlaka. Nedir yaşadığınız sıkıntılar? Hükümetten talepleriniz nedir bu mazota, benzine gelen zamlarla ilgili? Mutlaka olumsuz yönde siz de etkileniyorsunuz. Evet. Sıkıntılar, yani, talepleriniz nedir? Şu anda akaryakıt zamlarıyla orantıladığımız zaman gelirimizle giderimiz birbirini karşılamıyor zaten. Yani geçen sene 20 liraya gidilen bir şehir içi tarifemiz vardı. Tabii bir mesafe için 3 litre mazot alabiliyorduk onunla. Şu an aynı mesafeyi 27 liraya gidiyoruz. Yani 1 litre mazot alamıyoruz. Düşünün yani yapabileceğimiz karı bunda. Geçen sene mesela aracımın kaskosunu 1700 liraya yaptırmıştım. Bugün aradılar, bitmiş kasko 4700 lira. Şimdi biz bunları kazanarak yapmak durumundayız. Yani tabii kazanarak yapmalıyız biz bunları. Eğer biz bunları kazanarak yapamayacaksak, yani çalışmanın, bir şeyler üretmenin bize bir faydası yok. Boşa çalışıyoruz. Şu andaki çalışma sistemimiz bizi boşa çalıştırıyor. Yani devlete KDV öde, ÖTV öde, lastik parası öde. Geçen sene aldığımız bir lastik 500 liraysa tabii. Ya hayır, bir tamirciye. Bir de şöyle bir şey var. Bize zamları biz kendimiz zam yapamıyoruz. Biz kendimiz zam yapamadığımız için yani çoğu esnaf kendisi zam yapabiliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin keyfi olacak. Ondan sonra yani oradaki oturanlar tabii encümen kararı, bu kararlarla bize zam verecekler. Orada oturuyor. 2019'dan 2021'e kadar bize bir tane zam vermediler. Kendi aylıklarına devlet yüzde kaç oranında zam yaptıysa onu yaptılar. Senin aylığın yükseliyor. Benim 2019'dan 2021'e kadar niye zam yapmadın sen taksici esnafına? Neden yapmadın? Enflasyon yok muydu? Hayır. Enflasyon yok muydu o zaman? Aynı durumdayız. Yani sıkıntılıyız. Yani başka türlü de konuşmak istemiyorum. Yani iyice zıvanadan çıktı iş. Dilerim. Yani her şey iyi olur. Ama bu şekilde böyle devam ederse de vatandaşın umudu kırılıyor yani. Yok, ümidimiz kırıldı. Yani Allah'a çok şükür ki gençliğimizde koşturmuşuz, etmişiz. Evimiz kendimizin. Yani evimiz barkımız kendimizin olmasa, yani plakamız kendimiz olmasa, burada kiracı olarak çalışıyor olsak bu işten kimse para kazanamaz. Yani bizler geçmişin nimetlerini yiyoruz. Kendi yaptıklarımızı. Ne istersin hükümetten? Yani talepleriniz ne olabilir ki normale dönsün? Standardı müşteriden memnun olsun, siz müşteriden memnun olun. Yani arz talebiniz artsın. Nasıl olur bu? Öncelikle yakıt fiyatı düşse zaten hepsi orantılanacak. Yakıt bizim derdimiz yakıt. Eğer mazottan biz gidişlerimizde az yakarak kar oranımızı yükseltsek biz bunu müşteriye yansıtmayız zaten. Kar yapmış olacağız. Kar yapamadığımız için biz ne istiyoruz şimdi? Zam istiyoruz. Daha çok müşterinin olacak. Tabii. Tabii. Şimdi yani en azından bir memur amir her sene zam alıyorsa oranlarına baktığın zaman TÜFE ne bileyim enflasyon oranında bize zam yapsalar belki bu iş böyle olmazdı. Yapmıyorlar. Yapmadıkları için de. Hani size değil bütün Türkiye genelinde böyle aslında değil mi? Tabii. Şimdi bakın trafik sigortamız var bizim. Trafik sigortalarına öyle bir şey yaptılar ki ayda 2 veya 2,5 tam bilmiyorum. Ayda bu kadar zam yapılıyor. Belli bir zam da gelmişti zaten. O belli bir zam geldikten sonra orana bakıyorsun şu an 3.000 liraya yaptığım bir sigorta, daha önce 3.000 liraya yaptığım bir sigortayı 6-7.000 liraya yapamayacağımızı düşünüyorum. Daha sigortam gelmedi. Şöyle bir şey aklıma geldi benim. Yani ticari olduğunuz için size sigorta şirketleri uygulamada daha mı fazla değişiklik yapıyor? Yani normal tabii. Yani normal bir hususi arabanın sigortası 1 liraysa bizimki 3 lira. Yani trafikte tabii riskli görünüyoruz. Aslında bizler profesyoneliz. Çoğu hani şoförüm diyenden daha iyi şoför olduğumuz için. Bana göre biz riskli değiliz. Ha, İstanbul'da olsak belki riskli oluruz ama burası ilçe. Yani burada risk oranımız az. Onları da baz almıyor sigorta şirketleri. Taksimi, ticari taksimi taksi. Ona bakıyor. Bu yüzden yani şey değil efendim.